Savaş artık Türkiye sınırına 2 saat uzakta. Siyonist İsrail'e karşı Türkiye'de yaşayan halk bundan sonra acilen ne yapmalı? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın, paylaşınız. Savaşın artık Türkiye sınırına 2 saat uzak olduğu Türkiye'de yaşayan tüm halkın Siyonist Yahudi İsrail Devleti'nin acilen İsrail mallarını almayarak, boykot yaparak ekonomisine zarar vermesi gerekiyor diyen İnsani Yardım Vakfı İHH Başkanı Mustafa Yenipazar, Siyonist İsrail ekonomik gücünü kaybetmekten çok korkuyor. İsrail mallarını boykot son derece etkili bir çözümdür dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın, paylaşınız. İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar'dan tüm İsrail mallarını almama boykot çağrısı yaptı. İsrail'in bundan sonraki asıl hedefi Türkiye. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın, paylaşınız. Siyonist İsrail'in en büyük korkusu sattığı mallar sayesinde elde ettiği ekonomik gücü kaybetmekten çok korktuğunu, işgalci ve yayılmacı Siyonist İsrail'i durdurmanın yolu tüm İsrail mallarını almayarak, boykot ederek Siyonist İsrail'i durdurabiliriz diyen İnsani Yardım Vakfı İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, Türkiye'de yaşayan herkesin İsrail mallarını almayarak boykot yapılması çağrısında bulundu. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın, paylaşınız. İnsani Yardım Vakfı İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, bütün İsrail mallarını kesinlikle boykot etmeliyiz. Çünkü tüm Yahudi sermayesi Büyük İsrail Yahudi Devleti'nin kurulması için, arz-ı mevhut hedefine ulaşmak için adım adım Türkiye'nin Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Hatay, Şanlıurfa, Nevşehir, Erzurum, Malatya gibi illeri almaması için ve Türkiye'nin adım adım işgalinin önüne geçmek için ve daha sonra da Filistin davasında İsrail'in karşısında olduğu tüm dünyaya ilan etmiş olur dedi. İnsani Yardım Vakfı İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, günlük alışverişlerimiz esnasında Siyonizmle mücadele edebiliriz. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri almama, boykot oldukça etkili bir mücadele yöntemidir dedi. İsrail mallarını boykot etmeliyiz. Siyonist İsrail'in arz-ı mevhut hedefine ulaşmaması için ve adım adım Türkiye işgal etmesinin önüne şimdiden geçmek için Türkiye'den tek kuruş gitmemeli. Duyarlı olan tüm halkımızı tüm İsrail malları almayarak boykot etme çağrısında bulunan İnsani Yardım Vakfı İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Ürünlerini boykot edelim. Çünkü onların gücü bu dünyada var olan zenginliklerinden geliyor. Kötülüklerini zenginlikleriyle büyütüyorlar. Bunlara karşı bir boykot ortaya koyalım. Hep birlikte birlik olalım iyiler. Siz kötülerin üretmiş olduğu malları zaten içerik olarak da kötü bunlar. Bundan sonra almıyoruz. Kime satıyorsanız satın diyelim ve onları dize getirelim. Onların anladığı en önemli aslında tavır, en önemli yaklaşım bu. Yani onların elinde var olan o zenginlik imkanını kötüye kullandıkları, kötülüğe kullandıkları o zenginlik imkanını ellerinden almak. Bu da ancak onların ürettiği malları tükenmemekle olur diye Siyonist zihniyete sahip olduklarından dolayı bunların taptıkları tanrıları esas da para. Bunların içerisinden çıkmış geçmişte işte kendisine göre farklı ideolojiler ortaya koymuş düşünürler bile, yani Yahudilerin içerisinden çıkmış düşünürler bile bunu ifade etmiş. Yani geçmişte Karl Marx, eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız Yahudilerden, Siyonistlerden kurtulun. Eğer Siyonistleri, Yahudileri de kurtarmak istiyorsanız paradan kurtulun demiş. Yani para Yahudilerin, Siyonistlerin en çok değer verdikleri. Zaten bir bakıma işte dünyada bugünkü banknot sisteminin ortaya çıkmasında da Yahudi ekonomistlerin büyük etkisi var. Daha doğrusu aslında onlar bunu oluşturmuşlar. Eğer biz onların elinden bu para gücünü alırsak kötülük etme gücünü de alırız.